İşim gereği İK ilanlarına bakıyorum, işte İK eklerine falan, insan kaynakları eklerine vesaire. Aranan çalışan profillerine bakıyorum, işte inanılmaz. Yani herhalde insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar yetkin ve yüksek eğitim almış insan arayışı olmadı ve en sıradan ortalama çalışanlardan bile bu kadar insanüstü beklentiler olmadı. Yani işte Boğaziçi'ni bitirsin, Harvard'da master yapsın, paraşüt lisansı olsun, esnek çalışsın, köstek olmasın, 2000'e fit olsun, bilmem ne, böyle öyle bir silsilelerle personel aranıyor ki diyorsunuz ki tamam, bunu bulacaklar. Bandırma vapurundan inecek, Erzurum Sivas kongrelerini toplayıp cumhuriyeti kuracak diyorsun. Yok böyle bir çalışan. Sonra ne oluyor? O çalışanı alıyorlar. O çalışanı aldıktan sonra böyle başlıyor işte, bir anda o Süpermen gibi geliyor şirketin ortasına, kendisini ispatlayacak. Kime? Anasına, babasına, eğitim aldığı öğretmenine, kız arkadaşına, karısına, kocasına, mülakat yaptığı insan kaynakları elemanına, yöneticisine, diğer personeli kendini ispatlayacak. Atılıyor ortaya, ondan sonra başlıyor işte, ona Selma Hanımlar bakıyor, ona ikinci çeyrekte bakacağız, buna şimdi bütçemiz yok, onu önce denedik olmadı, onu böyle presliyor, 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 bir kenara koyuyor, sonra yeniden ilan çıkıyor. İnsan kaynakları ekinde vesaire. Şimdi siz bu kadar yüksek beklentiyle, yüksek kriterlerle aldığınız elemanları neyle mutlu edeceksiniz? Maaşla ve ünvanla. Ne çıkıyor ortaya? İçi boş ünvanlar. İşte hiçbir çalışanı olmayan şefler, müdürler gördüm. Takımı olmayan takım liderleri gördüm. Takım lideriyim diyor. Takım nerede diyorum? Yok, şimdilik ben varım, takımı kuracağız diyor. Yahu nasıl bir liderlik bu, değil mi? Hani bu şey gibi, neyse, metaforları bırakalım bir kenara, ama bütün bunlar bugünün iş dünyasının garabetleri. Yani hep sizlerin, bizlerin şirketlerinde olmayabilir, fakat bunlar yok diyemeyiz. Bunlar genel normlar. Dolayısıyla bu mutluluk şeyi, yani eleman almak için mülakatta ortaya koyduğumuz şartların hepsinin kurumsal olarak bizim sırtımızdaki yükler olduğunu bilelim. Biz ne kadar çok şey bekliyorsak, çalışanlar da bizden o kadar çok şey bekliyor. Biz ne kadar kendini gerçekleştirebilmiş insanlar arayışındaysak, onlar da o kadar buna teşne, uygun kuluçka ortamları olarak bizim çalışma ortamlarımıza bakıyor. Yani şunu düşünelim, çoğu gencin hayalinde garsonluk yapmak yoktur. Ama çoğu genç için bugünün popüler kafe zincirlerinde baristalık yapmak çok makbul bir şey olabilir. Yani hiçbiri ondan gocunmaz, ama falanca lokantanın gidip garsonluğunu yapma gibi bir ideali olmayabilir. Neden? Çünkü o şirketin biraz önce de bahsettiğimiz bir ruhu var. O şirketin yöneticisinin bir felsefesi var, bir duruşu var, bir karizması var. Onun parçası olmak istiyor. Onun felsefesine inanıyor, onun hayallerine, ideallerine, tutkusuna güveniyor, inanıyor. Bunu yapmak istiyor.